Abdülmuttalib bin Haşim. Asıl ismi Şeybedir. İsminin anlamı ise saçlarında aklık bulunan demektir. Dünyaya geldiğinde saçlarında aklık bulunduğundan dolayı kendisine bu isim verilmiştir. Miladi 497 yılında Medine'de dünyaya gelmiştir. İsmi Şeybe olmasına rağmen Abdülmuttalib olarak bilinir. Bunun sebebi ise babası Haşim vefat edince Yesrib'de annesinin yanında kalmış, 8 yaşına gelince amcası Muttalib tarafından Mekke'ye getirilmiştir. Olayın öncesini bilmeyenler onu Muttalib'in satın aldığı kölesi olduğunu zannetmiş ve ona Muttalib'in kölesi anlamına gelen Abdülmuttalib demişlerdir. Efendimizin dünyasında dedesi Abdülmuttalib'in yeri çok başkadır. Babasız ve annesiz kalan torununu kimselere muhtaç etmeyen, koruyup kollayandı ve onu esen rüzgardan dahi sakınıyordu. Mekke'nin reislerinden ve saygı duyulan büyüklerinden olan Abdülmuttalib'in Kabe'nin önündeki sedirinde sadece torunu olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturabilirdi. Bir gün yine Efendimiz dedesinin sedirine oturunca amcaları onu kaldırmaya teşebbüs edince Abdülmuttalib oğullarına engel olarak şöyle demiştir: "Oğlumu serbest bırakın. Vallahi ileride onun namı ve şanı büyük olacaktır." Dede torun muhabbeti çok fazla sürmemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında himayesine girmiş olduğu dedesini 8 yaşında kaybetmiştir. Dedesinin vefat eden bedeninin önünde gözyaşları içinde hıçkırarak ağlamıştır. Abdülmuttalib miladi 579 yılında vefat etmiştir. Vehb bin Abdümenaf. İsminin anlamı ihsan etme ve bağışlama demektir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem anne tarafından dedesidir. Efendimizin dedesi Vehb ile görüşememiştir. Çünkü dede Vehb kızı Amine'nin Abdullah ile düğününü göremeden çok erken bir tarihte vefat etmiştir. Bundan dolayı Abdülmuttalib Amine validemizi amcası Üheb'den istemiştir. Efendimizin dedesi Vehb Mekke'de cömertliğiyle bilinen saygıdeğer bir insandı. Büyük bir tevafuk ki Efendimiz baba tarafından dedesini görmüş fakat anne tarafından dedesini görememiştir. Kendisi de erkek evlatlarından torun sahibi olamadı. Fakat kız evlatları tarafından torun sahibi olmuştur. Yani torunları kendisinin tam tersi baba tarafından dede görememiş, anne tarafından dedelerini görmüştür. Anneleri tarafından dedeleri olduğu torunlarına öyle bir dedelik yapmıştır ki, İnsanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir dede-torun ilişkisi yaşamıştır. Sanki anne tarafından olan dede özlemini torunlarıyla gidermiştir.